Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Bugünkü dersimizin konusu mitoz. Aslında hücre döngüsünün içerisindeyiz. Bir önceki dersimizde hücre döngüsünün gerekliliğinden bahsetmiştik. Bugün de artık evreleri detaylı bir şekilde anlatacağız. Hem mitozun evrelerini hem de stokinizi tabii ki bugünkü dersimizde anlatacağız. En başta interfazla başlayarak tabii ki. Öncelikli olarak bir hatırlatma yapayım. Hücre döngüsü ne demekti? Hücrenin hayatı anlamına geliyordu. Bir hücre bölünmesinden bir sonraki hücre bölünmesine kadar geçen sürenin tamamı birden hücre döngüsü, hücre hayatı anlamına geliyordu. Hücre döngüsünün bir parçası da hücre bölünmesiydi. Aslında hücre döngüsünü kendi içerisinde iki tane ana büyük aşamaya ayırıyorduk. Bunlardan birincisi interfaz yani hazırlık evremiz vardı. Bir de mitotik evre dediğimiz evremiz vardı. Şu şekilde de bakacak olursanız bir hücrenin hücre döngüsünün en uzun kısmı interfaz hazırlık evresi dediğimiz evredir. Bazı hücreler hayatının yüzde doksanını interfazda yani hazırlık evresinde de geçirebiliyorlar. Mitotik evre dediğimiz evreyi de kendi içerisinde çekirdek bölünmesi, karyokinez, mitoz dediğimiz bir evreye bir de sitoplazma bölünmesi dediğimiz sitokinez isimli evreye ayıracağız. Sizden bunları arka arkaya bilmenizi istemiştim. İsterseniz ip mat şeklinde kodlayabilirsiniz. İsterseniz de İnterle profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde kodlayabilirsiniz. Hangi evreden sonra hangisine geçildiğini bilmek soruları çözebilmem açısından çok çok önemli. Hücre döngüsünün içerisinde mitoz çekirdek bölünmesi yapılacak. Bir hücrede iki tane çekirdek olacak. Arkasından sitoplazma bölünmesi gerçekleştiği zaman iki tane yavru hücre oluşacak. He. O zaman en başta aklıma bir şeyler yazayım. Bir hücreden mitoz sonucunda iki tane yavru hücre meydana gelir. Oluşan hücrelerin genetik yapısı birbiriyle aynı, ana canlıyla da aynıdır. O yüzden de eşeysiz üremenin temeli mitoza dayanır. Kromozom sayısında değişiklik olmaz. Genetik yapıda herhangi bir değişiklik meydana gelmez. İnterfazla başlıyorum. İnterfaz bölünmeye hazırlık dediğimiz evredir gençler kendi içerisinde G1, S ve G2 evrelerinden meydana gelecek. Bunların içerisinde en 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 önemlisi S evresi dediğimiz evredir. S evresinde DNA'nın eşlenmesi gerçekleşiyor. G1 ve G2 ise yuvarlak aynı cümleleri yazabilirsin. ATP sentezi artar, enzim sentezi artar, protein sentezi hızlanır, organel sayısı artar. Unutma yıldızladığım kelimeler var. İnterfazda DNA işlenmesi esne gerçekleşecek. Organel sayısında da artış bu evrede gerçekleşecek. Hemen tek tek üstünden de geçeyim. Hücrede bulunan organellerin sayısı artıyor. Protein sentezi, ATP üretimi ve RNA sentezi gibi metabolik olaylar da hızlanıyor. Hücrenin hacmi artacak. DNA S evresinde kendini eşleyecek. Hayvansal hücrelerde sentrozomun eşlenmesi bu evrede gerçekleşir. Bölünme sırasında kullanılacak gerekli enzimler de tabii ki sentezlenecek. E mantıken bakıyorsun. Şimdi interfaz diye bir evre yaşanacak. Bu evrenin arkasından hücre bölünecek, çekirdeğini, sitoplazmasını bölecek. O zaman bölünme için gerekli olan her şeyin üretildiği kısım burası olmalı gençler. Şuraya bir ünlem koydum ya. Organel sayısının arttığı evre burasıdır. Çok önemlidir dedim ya. Şunu karıştırıyoruz. Hayvansal hücrelerde sentrozom adını verdiğimiz bir organel var. Bu organel hücre bölünmeleri sırasında iyi ipliklerinin üretiminin gerçekleştiği organeldir. Bu konunun içerisinde de iyi ipliklerinin üretimi sentrozom organeli çok fazla derecede kullanılacak. Bazen evrelerin içine yazıyoruz. Mesela işte metafazın karşısında sentrozom organeli eşlenir yazıyoruz. Ya da profazın karşısında yazıyoruz. Sentrozom organelinin sayısının artması, sentriyollerin eşlenip sentrozoma dönüşmesi hazırlık evresi dediğimiz interfaz evresindedir. Normal şartlarda bir hücre bölünmüyorsa çekirdeğin içerisinde bir önceki ders çok detaylı anlattım. Parmağımın arasında bir ipliği kırıştırmışım gibi görünen kromatin iplik bulunur çekirdekçik adını verdiğimiz yapı bulunur. Şurası çekirdek sıvısı, şurası da çekirdek zarı dediğimiz kısımdır. Ne zamanki hücre bölünecek o zaman kromatin iplikler kromozomlara dönüşür. Yani normal şartlarda kromozomları hücre bölünmüyorsa görebilme ihtimalimiz yok. Buradan devam ediyorum. Şimdi hücre bölünmelerini anlatacağız ama bazı özel durumlarda söz konusu olabiliyor gençler. Mesela G1 evresinin ne kadar süreceği hücreden hücreye farklılık gösteriyor. Bazı hücreler tüm ömürleri boyunca G1 evresinde kalabiliyor. Bazı hücreler ise çok kısa bir sürede G1 evresinde kalıp hemen DNA'nın eşlendiği S evresine geçebiliyor. Bazı özelleşmiş hücrelerde G1 evresi çok uzun sürebilir. Bu durumda hücreler metabolik olaylar devam eder ancak hücre bölünmesi gerçekleşmez. Hızlı bölünebilen embriyonik hücrelerde de G1 evresi yok. Şimdi yumurta ve sperm birleşti. İlk hücre olan zigot meydana geldi. Üreme sisteminde detaylandıracağız. Zigot hızlı bir şekilde hücre bölünmelerine başlayacak. 2, 4, 8, 16, 32, 64 sayıyı arttırıyor. Ama bu çok aşırı derecede kısa bir zamanda oluyor. Ne yapıyor biliyor musun? İnterfazın o G1 ve G2 evresini atlıyor. S mitotik, S mitotik, S mitotik DNA'sını eşliyor, bölünüyor. DNA'sını eşliyor, bölünüyor. DNA'sını eşliyor, bölünüyor. Böylelikle çok kısa sürede hücre sayısı artmış oluyor. Hani o hücrelerden de sonradan bebiş olacak. Gençler tabii ki bunun sağladığı birkaç tane fayda var. Bazı hücrelerimizin özel durumlardan bahsediyoruz ya G0 adı verilen durgunluk evresi dediğimiz evrelerde durması söz konusu oluyor. Çok özelleşmiş sinir hücrelerimiz, kas hücrelerimiz bölünme yeteneğine sahip değil. Vücudumuzdaki her hücre bölünecek diye bir kaide yok. Bizim kas hücrelerimizin bölünme yeteneği yok mesela. Olgun al yuvar hücrelerimizin bölünme yeteneği yok. Gözümüzdeki retina hücrelerimizin bölünme yeteneği yok. Bazı sinir hücrelerimizin tamamı demiyorum. Bazı sinir hücrelerimizin bölünme yeteneği yok. Ama bunlar canlılık faaliyetlerine devam ediyorlar. O zaman mantıken ne diyeceksin? Bunlarda canlılık var. Metabolik olaylar görülüyor. Ama bölünme gerçekleşmiyor. Karaciğer hücrelerimizin de özel bir durumu var. Karaciğer hücrelerimiz bölünme yeteneğine sahip hücreler ama yaralanma gibi bir durum söz konusu olmadığında bu hücreler bölünmüyorlar. Ancak yaralandıklarında bölünüyorlar. Yaralanan bölgeye yakın hücrelerin salgıladığı büyüme faktörleri sayesinde bu durum söz konusu oluyor. Yani şimdi çok sağlıklıyım hiçbir sıkıntım yok. Benim karaciğer hücrelerim G0 evresinde bölünmeyecekler. Ama yaralanma olursa çeşitli sinyallerin etkisiyle tabii ki G0'dan çıkılıp normal döngüye devam söz konusu olabiliyor. Buradan devam ediyorum. İnterfazı anladık. Hücre döngüsünün en uzun evresiydi. DNA'nın eşlenmesi, organel sayısının artması bu evrede gerçekleşiyordu. İnterfazdan sonra arkasından hangi evre geldi? Mitotik evre dediğimiz evre geldi. Mitotik evrenin de kendi içerisinde mitoz ve sitokinez olmak üzere iki tane aşaması var. Mitoza baktığımız zaman profaz, metafaz, anafaz ve telafaz faz evrelerinden meydana geliyor. Sitokinez, sitoplazma bölünmesi anlamına gelecek. Kodlama önemli. interli profesör metenin anası telefon satacakmış. Hangi evreden sonra hangi evre geliyor? Aklıma yazayım. Mitotik evre. Hem çekirdek bölünmesinin hem sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği evre. Hücre döngüsü ve mitoz konusuna baktığımız zaman genetik çeşitlilik yavru hücrelerde olmuyor. Kromozom sayısında herhangi bir değişim olmuyor. O yüzden de en kromozomlu bir hücrede mitoz geçirebilir. 2 en kromozomlu bir hücre de mitoz geçirebilir. 3 en kromozomlu bir hücrede mitoz, hücre mitoz geçirebilir. Mayoz için bu cümleyi kurmayacağım. Sadece 2 en kromozomlu hücreler mayoz geçirebilir diyeceğim. Mesela... Bunun haricinde mitotik evre sonunda bir hücreden aynı kalıtsal özelliğe sahip iki tane yavru hücre meydana gelecek. Oluşan hücrelerin büyüklüğünde, organel sayısında ve sitoplazma miktarında tabii ki farklılık meydana gelebiliyor. Ökaryotik tek hücrelerde neyi sağlamış olacak? Üremeyi. Çok hücrelere baktığımız zaman da çoğunlukla büyümeyi, gelişmeyi, yenilenmeyi, kromozom yapısı ve sayısı değişmediğinden kalıtsal devamlılığı sağlayacak. Ee, şimdi söylesem mi diye düşündüm ama hazır aklıma gelmişken söyleyeyim gençler Mayozla mitozun inanılmaz derecede ÖSYM çok seviyor karşılaştırma yapmayı karşılaştırma soruları geliyor. Hatta bir videoda yine bahsetmiştim geçen sene çok aşırı karşılaştırma sorusu geldiği için e, ÖSYM karşılaştırmayı sever diye bir seri yaptım. Bu ünite de inanılmaz derecede karşılaştırmalı soru sormaya çok uygun. Mayozun mitozun şeklini veriyor karşılaştırmasını soruyor. Mayozun, mitozun sözel özelliklerini veriyor. Bir karşılaştırma yapıyor. Bazen şu karşılaştırma geliyor. Diyor ki gamet oluşumu. Canlılarda aşağıda verilen olaylardan hangileriyle gerçekleşebilir? Hep çok hücreli canlıları düşünüyoruz. Düz ki gamet oluşumu mayozda gerçekleşir. Ama şöyle de düşün. Bizim erkek arı dediğimiz arılarımız var. Onlar mitozla e, sperm oluşumunu gerçekleştiriyorlar. Yani bazı özel canlılarda gamet oluşumu mitozla da gerçekleşebilir. Devam ediyorum hangi evreyle? Profaz evresi dediğimiz evreyle. Profaz evresine baktığımız zaman normal şartlarda interfazda hücreyi nasıl görüyordun? Şurada bir çekirdeği vardı. Çekirdeğin içerisinde kromatin iplik adını verdiğimiz bir yapı. Bir de çekirdekçik, çekirdek zarı dediğimiz kısım vardı. Kromatin iplikler özel katlanmalar yaparak kromozom halini alacak yıldız. Kromozom oluşumu neredeymiş? Kromatinlerin kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşmesi profazda. Sonra çekirdekçi kaybolacak. Çekirdek zarı erimeye başlayacak. Hücrelerin arasında çekirdek zarıyla hücre zarı arasında uzanan kanalcık ve borucuk sistemi vardı ya. Endoplazmik retikulum diyorduk ya endoplazmik retikulumunda parçalanması yine profaz evresinde olacak. Profaz bitti her şeyi tamamladık. Endoplazmik retikulum tekrar oluşur. Çekirdek zarı tekrar oluşur. Çekirdekçik tekrar oluşur gençler. Mitotik iyi iplikleri dediğimiz iplikler oluşmaya başlayacak. Sentrozoma sahip hayvansal bir hücre ise sentrozomu var. İnterfazda zaten sentrozomlar eşlenmişti. Sentrozomlar zıt kutuplara gitmeye başlayarak iyi ipliklerini oluşturacak oluşturacaklar. Şuradaki şekil profaz öncesi. Sentrozomlar interfazda oluşmuş zıt kutuplara gidiyorlar. Arada iyi iplikleri oluşmaya başlıyor. Çekirdek zarı erimeye başladı. çekirdekçik kayboldu. Kromotin iplikler kısalıp katlanmaya başlayarak kromozomlara dönüştü. Şu da profaz sonunda gördüğümüz şekildir gençler. Sentrozomların aralarındaki mikrotübüllerin uzamasıyla birbirinden uzaklaşacak zıt kutuplara doğru hareket edecekleri zaten söylemiştim. Profaz evresi de pek çok şeyin üstünde duracağız gençler. Birincisi iyi ipliği iyi ipliği diyoruz i ipliği dediğimiz şey hayvansal hücrelerde sentrozom organeli tarafından üretilir. Ama i ipliği bitki hücrelerinde de tabii ki üretilecek. Ama bitkilerde sentrozom organeli yok. Onlar da ya sitoplazma tarafından üretilir diyeceğiz ya da mikrotübül organize edici bölge tarafından üretilir diyeceğiz. Mantık nereden kaynaklanıyor? Hatırla mikrotübül dediğimiz hücre iskeleti elemanları vardı. 3 tane mikrotübül bir araya geldiği zaman bir tane balya yapıyordu. Üç tane de burada geliyordu. Böyle 9 çarpı 3 yani 27 tane mikrotübül bir araya geldiği zaman centriol dediğimiz yapı oluşturuyordu. Sonra buradan da bir tane sentriol geldi. Hop bu oluşan yapının adı neydi? Sentrozom organeliydi. Sentrozom organelde ne yapacakmış? Hayvansal hücrelerde iyi ipliğinin üretimini gerçekleştirecekmiş. Bitkisel hücrelerde gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok ki onlarda iyi ipliği mikrotübül organize edici bölge tarafından üretilecek şu mantık. Aslında sentrozomun yapısı sentriol. Sentriolün yapısında da mikrotübüller var. Bunu hayvanda bir araya gelip organel gibi durmuşlar. Bitkilerde bir araya gelip organel gibi durmuyorlar da o mikrotübüllerden iyi iplikleri üretiliyor. İyi ipliği üretimi sonuçta bitkide de var, hayvanda da var. Unutma. I ipliklerinin bazıları kromozomların kinetokorlarına bağlanırken bazıları da doğrudan karşılıklı sentrozomlara bağlanacak. Yani kromozomlar I ipliklerine tutunmuş olacaklar gençler. Şu kardeş kromatit dediğimiz yapılardı. Kardeş kromotitleri bir arada tutan bölge sentromer demiştik. İ ipliklerinin tutunacağı protein yapıları ise kinetokor ismini vermiştik. Her bir kromozom sentromer bölgelerinden birbirine tutunmuş özdeş iki kromotitten meydana geliyor kinete korlara tutunan i iplikleri kromozomların ileriye geriye hareket etmesini sağlamış olacak. Bitki hücrelerinde çok soru gelecek. Bütün soru bankalarında aşırı derecede soru karşınıza gelecek bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırması ile ilgili. Bitkisel hücrelerde sentrozom yok, iyi iplikleri mikrotübül organize edici bölge tarafından oluşturulacak. Hayvansal hücrelerde ise sentrozom organeli veya sentriyoller tarafından oluşturulmuş olacak. Profaz evresini bitirdiysek artık hangi evreye geçeceğiz? Metafaz evresi dediğimiz evreye geçeceğiz. Metafaz evresine de baktığımızda kromozomlar, kromotitleri karşılıklı olacak şekilde hücrenin neresine dizilecekler? Ekvator düzlemine dizilecekler. Tek sıra halinde. Kromozomlar sentromerlerindeki kinetokorlarından iyi ipliklerine tutulmuş haldeler. Kromozomların en net görülebildiği evre metafaz evresi dediğimiz evredir gençler. Şunu da unutmuyorsunuz. Karyotip analizi amniyosentez dediğimiz bir durum var yaslan arkana. Şimdi normal şartlarda anneler hamileyken bebişlerinde herhangi bir genetik e, problem var mı yok mu diye çeşitli testlere sokuluyorlar. İşte doktor ultrasonla bakıyor kan değerlerine bakıyor. Eğer bunlarda eğer şüpheli bir şey görürse sana diyor ki amniyosentez yapalım. Amniyosentez ne demek? Annenin karnında bebiş var bebişin etrafında bir amniyon sıvısı dediğimiz sıvı var. Yani bebiş anne karnında bir sıvının içerisinde. Haliyle ben nasıl ki burada dersi anlatırken e, yetkililer gelse ben burada olmasam bile hücrelerimi buralardan toplayıp benim burada olduğumu anlayabilirler ya. Bebişe ait hücrelerde o amniyon sıvısı denilen sıvının içerisinde bulunuyor. Eğer genetik bir hastalıktan şüpheleniyorsa doktorlar amniyosentez yapalım diyorlar. Annenin karnından bebişin içinde bulunduğu o amniyon sıvısından bir örnek alıyorlar. Aldıkları amniyon sıvısından bebişin hücrelerini topluyorlar. Sonra bu bebişin hücrelerini hücre bölünmesine teşvik ediyorlar. Hücre bölünmesini metafaz evresinde durduruyorlar. Sonra kromozomların fotoğrafını çekiyorlar. Kromozomların fotoğrafının çekilmesine karyotip deniyor. Bunu bilgisayara yükleyip sıralamaya başlıyorlar. Baktı saydı 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 46 kromozom değil de bir tane kromozom fazla 47 kromozom. Sizin çocuğunuzda kromozom sayısı fazlalığı var, hastalığı da şudur diyorlar. Veya eksikliği var, hastalığı şudur diyorlar. Baktı 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 Normalde işte X kromozomu Y kromozomundan çok büyük bir kromozomdur. Bunun tam tersi bir durum gördü mesela. Diyor ki kromozom sayısıyla ilgili değil ama kromozom yapısıyla ilgili bir problem var diyor. Bu yönteme ne diyormuşuz? Amniyosentez. Kromozomların fotoğrafının çekilip görüntülenmesi işine de karyotip ismini veriyoruz. Artık tabii ki çok gelişmiş laboratuvarlarda bunu kandan da yapabiliyorlarmış gençler ama herhangi bir işte e, yaygın sağlık ocağı, devlet hastanesi gibi alanlara gidildiği zaman annenin karnından sıvı alınması şeklinde yapılıyor tabii ki isteğe bağlı diyeyim. Kromozomlar uzunluk, bant özellikleri ve sentromer konumuna göre gruplandırılıp karyotip analizi yapılabiliyor hangi evrede? Metafaz evresinde. Karyotip ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir hücrede bulunan kromozomların sınıflandırılıp fotoğrafının çekilmesine tabii ki karyotip ismini veriyorduk. Sadece bir hücrenin sahip olduğu kromozom sayısının öğrenilmesini sağlar. Hayır, kromozomların niteliği ile ilgili de bilgi veriyor bize biz normalde işte kromozomların genel olarak hangisi büyük hangisi küçük hangisinin yanında nasıl durur gibi kalıplar biliniyor. Eğer bu kalıplarla ilgili de bir problem varsa tespit edilebiliniyor. Genetik hastalıkların ortaya çıkmasını engeller. Sen gidip ondan elde ettiğin o sıvıda bulunan bir hücreden karyotip çıkarttın diye genetik hastalık iyileşir mi? Nerede o günler? Tabii ki iyileşmez. Genetik hastalıkların doğumdan önce bilinmesini sağlar gençler. ifadelerinden hangileri doğrudur? Cevabımız yalnız bir A oldu. Geldim anafaz evresi dediğimiz evreye. Anafaz evresine geldiğimizde de kardeş kromatit, kromozomların yapısındaki o kardeş kromatitler zıt kutuplara doğru gidecek. Bir önceki videoda anlattım ya size. Mavi göz, düz saç, mavi göz, düz saç. Bu bununla fotokopi. Yani şuraya giden genetik yapıyla buraya giden genetik bilgi birebir aynı. Aynı mantıkta buradaki genetik bilgiyle buradaki genetik bilgi aynı olacak. O yüzden zaten iki hücrenin birbiriyle aynı olduğunu söylüyoruz. Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara çekildi anafaz evresinde. Birbirinin kopyası olan kardeş kromatitler kutuplara gitmek üzere ayrıldığında artık biz onları ne olarak isimlendirdik? Kromozom olarak isimlendirdik. Kinetokorlara bağlı olmayan iyi ipliklerinin uzaması sonucu hücrenin tabii ki boyu yavaştan uzamaya başlıyor. Kromozomlar kutuplara ulaştığında da anafaz evresi tamamlanmış oluyor. Sentromer bölünmesi anafaz evresinde gerçekleşir. Kromozomları bir arada tutan bölgeye sentromer bölgesi denir. Sentromer ayrılması tabii ki nerede? Anafaz'da gerçekleşecek. Normal şartlarda şöyle göstereyim gençler size bir hücrenin kromozom sayısını soruda geldiği zaman işte bana dedi ki aşağıdaki hücre mitoz geçirmektedir. Kromozom sayısı kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin mitozuna ait bu diyeceğim. Çünkü bana mitoz olduğunu zaten kendi söyledi. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizildiğine göre de bu metafaz evresi dediğimiz evrede diyeceğiz. Buraya baktığın zaman artık zıt kutuplara giden her bir kromatite kromozom ismini veriyoruz. O yüzden de bu hücredeki kromozom sayısını sorsa bana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diyeceğim. Bu bunun devamı şekli aslında gençler. Burada kaç tane kromozom saydım? Bu hücrenin kaç kromozu var, kromozomu var derse 2 12 diyeceğim. Ama ben biliyorum bu anafazda zıt kutuplara kardeş kromatitler gitmiş. Burada geçici olarak kromozom sayısı iki katına çıkmış. Aslında bu iki en eşittir altı kromozomlu bir hücre. Ana fazda artık her bir parçaya kromozom dediğim için geçici olarak iki katına çıktığını biliyorum. Ana faz evresinde olduğu için. Kinete bağlı olmayan iyi ipliklerinin uzaması sonucu hücrenin boyu uzar. Kromozomlar kutuplara ulaştığında ana tamamlanır bu kısımları söylemiştik. İnterli Profesör Mete'nin anası telefon. O zaman hangi evreye geçiyoruz? Telofaz evresine geçiyoruz. Telofaz evresinde de aslında profazda söylediklerimin tersi geçerli. Profazda ne dedik? Kromotin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşür. Çekirdek zarı erimeye başlar. Çekirdekçik kaybolur demiştik. Telefaz evresinde ise çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlar. Çekirdekçik yeniden meydana gelir. Kromotin ipliklerinde tekrar oluşması lazım. O zaman ne diyeceğiz? Kromozomlar incelip uzayarak... ...kromatin ipliklere dönüşmüş olacaklar. Bir hücrenin içerisinde iki tane çekirdeğimiz oldu. Yavaş yavaş sitokinez de başlıyor ya... ...o yüzden sitoplazmanın da bölünmeye... ...daha bu evrelerde anafazda biraz uzamaya başlamıştı. Telefazda yavaş yavaş böyle hayvansal bir hücre ise... ...boğumlanmalar görülmeye başladı. Bitkisel bir hücre ise bu evrede ara lemel oluşumu görülmeye başladı. Bitki hücrelerinde orta lemel, ara plak oluşumu hayvan hücrelerde de sitoplazma boğumlanması bu evrede başlamış olacak gençler. Oradan da nereye geleceğiz? Sitokineze yani sitoplazma bölünmesine. Sitoplazma bölünmesini yaptığımız zaman da bir hücreden iki tane yavru hücre oluşacak. Özellikle sorularda bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırması gelecek dedim ya. Birincisi o organel durumu. Hayvanlarda sentrozom var. ipliklerini burası üretiyor. Bitkilerde mikro organize edici bölge iyi ipliklerini üretiyor. İkincisi sitoplazmanın bölünmesi me şekli çıkacak karşınıza hayvansal hücrelerde sitokinez boğumlanmayla gerçekleşir. Bir hücreden dıştan içeri doğru boğumlanma olur, iki yavru hücre oluşur. Ama bitkisel hücrelere baktığımızda arallemel, ortalemel oluşumu söz konusudur. Çünkü bitki hücreleri boğumlanma yapamaz ki. Bitki hücrelerinin dışında hücre duvarı, hücre çeperi dediğimiz yapı var. Çeper boğumlanamayacağı için içeriden dışarıya doğru aralemel, ara çeper oluşumu söz konusu olacak. Stokinez genellikle telofaz evresinde başlıyor. Mitozun bitişinden kısa bir süre sonra iki tane yavru hücre oluşuyor. Hayvan hücrelerinde mikrofilamentlerin kasılmasıyla hücre zarının her iki yönünde dıştan içe boğumlanmayla ikiye bölünüyor. Bitki hücrelerinde hücre çeperi duvarı bulunduğu için boğumlanma gerçekleşemez. Gol giden ayrılan kesecikler orta lemel oluşturur. Ortadan merkeze doğru iki yönde tabii ki aralemel araçeper ara çeper oluşumu devam etmiş olacak. Şuradan tekrar topluyorum. Şimdi en başta interfaz evresi vardı. İnterfaz evresine baktığımız zaman DNA'nın eşlenmesi gerçekleşti, organel sayısı burada arttı, enzim ATP sentezi arttı. Profaz evresinde kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüştü. Çekirdek zarı kayboldu çekirdekçik kayboldu. Şurası profaz öncesi, burası da profaz sonrası gibi düşünebilirsin. Bak daha dizilim olmamış, kromozomlar oluşmuş, iyi iplikleri meydana geliyor. Sentrozomlar zıt kutuplara hareket ediyor. Metafaz evresinde sentrozomlar zıt kutuplarda, kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizildi. 1, 2, 3, 4, 5 kromozom bakayım 2 4 5 tane kromozom görüyorum. Sonra geldik anafaz evresine. Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrıldılar. Şuradaki ile buradakinin genetik yapısı aynı. Artık şu kardeş kromatitlerin her birine kromozom diyoruz. Anafazda geçici olarak kromozom sayısı iki katına çıktı. Geldim telafaz evresine çekirdek zarı oluşmaya başladı, çekirdekçik yeniden oluştu. Hayvansal bir hücre ise ne yaptı? Stokinez boğumlanmayla gerçekleşti. Bir hücreden iki tane yavru hücre meydana geldi. İkisi birbirinin fotokopisi, ana hücrenin de fotokopisi diyorum. Neden? Soruda geldi. Mitoz sonucu oluşan iki hücrede aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle aynıdır değildir sorusu. DNA miktarı mutasyon falan hiçbir şey yok. DNA miktarı aynı olmak zorunda. Ee, kromozom sayısı aynı olmak zorunda. Kromozom yapısı aynı olmak zorunda. Organel çeşidi aynı olmak zorunda. Ama şu olabilir. Mesela benim bir tane hücrem vardı. İşte bu hücremin içerisinde de atıyorum 10 tane ribozom vardı. 8 tane mitokondri vardı. İşte bunun 7 litrede hacmi vardı. Sitoplazması vardı diyeyim. Mitoz gerçekleşti. 2 tane yavru hücre oluştu. Birine 2 litre sitoplazma gitti, birine 5 litre sitoplazma gitti. Yani iki hücrenin sitoplazma miktarı birbirinden farklı olabilir. 2 tane ribozomu bu aldı, 8 tane ribozomu bu aldı. 3 tane mitokondri buna gitti. Ne bileyim işte kalan beş tane mitokondri buna geldi. Organel sayısı farklı olabilir. Bazen yazıyorsunuz, diyorsunuz ki hocam hücrede bir tane mitokondri varsa kime gidecek? Birincisi hücrede organeller bir tane olmaz böyle 5-10 tane de olmaz. Yüzlerce oluyor gençler. Onun haricinde unutma interfazda organel sayısını arttırdın. Hadi bir tane olsun. Hadi bir diyelim ki bir tane o organelden vardı. İnterfazda organel sayısını arttırdı ya. Onlardan bir tanesi biri hücreye gitse zaten çeşit birbiriyle eşit olacak. Burada da ribozom, burada da ribozom. Burada da mitokondri, burada da mitokondri olmak zorunda. Çeşit aynı ama sayı farklı olabilir. Hemen özetin özeti. Tabii ki şöyle bir yaslan arkana çok önemli topluyoruz. Mitoz sonucunda bir hücreden iki tane yavru hücre oluştu. Organel çeşitleri aynıdır. Ancak organel sayıları ve sitoplazma miktarları farklı olabilir. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri aynıdır. Mutasyon gibi bir durum tabii ki ancak farklılığa neden olacak. Mitozda kromozom sayısı değişmez. Yavru hücrelerin kromozom sayılarıyla ana hücrenin kromozom sayısı aynı. Mitoz bölünme bir hücrelerde üremeyi sağlarken çok hücrelerde büyümeyi, gelişmeyi, yaraların onarılmasını sağlayacak. Bazı çok hücreli canlı türlerinde mitoz bölünme üremenin gerçekleşmesinde etkili oluyor. Yani bazı çok hücrelerde mitoz hücre bölünmesi hem yaşamın devamlılığında hem de üremede etkilidir. Mitoz sonucu oluşan hücre sayısı 2n formülüyle bulunur gençler. 2 üzeri n formülünden bahsediyoruz. Mesela bir hücre arka arkaya iki tane mitoz geçirmiştir diyor. E baktığın zaman şu birinci mitozu hop şu da ikinci mitozu olsun. Yani iki mitoz geçirdiğine göre iki üzeri ikiden dört tane hücre oluştu. Beş mitoz geçirdi. İki üzeri beşten buluyorsun. Ne yaptım? Profaz evresinde kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüştü. Sentrozom organeli zıt kutuplara doğru hareket etti. iyi iplikleri iyice oluştu. Metafazda kromozomlar ekvator düzlemine dizildi. Anafazda kardeş kromatitler zıt kutuplara çekildi. Telofaz evresinde çekirdek zarı yeniden oluştu. Çekirdekçik yeniden oluştu. Kromozomlar incelip uzayarak kromatinlere dönüştü. Sitokinezde de bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelmiş oldu. Hemen bir tane soru çözüyorum. 2N48 kromozomlu bir canlının bir vücut hücresi ardı arda 2 mitoz geçiriyor. Oluşacak hücre sayısını 2 üzeri n'den bulabiliyorum. 2 mitoz geçirse 4 tane yavru hücre oluşur oluşan bir hücrenin kromozom sayısını sormuş 48'dir. Mitoz sonucunda kromozom sayısında herhangi bir değişiklik olmuyor ki ana hücreyle yavru hücrelerin kromozom sayısı aynı olmak zorunda. Buradan devam ediyorum. Şimdi DNA miktarı ve kromozom sayısı grafiğini verdiğini farz ediyoruz. Bana dedi ki bir hücrenin 4 çarpı 10 üzeri eksi gram miligram DNA'sı var. Mitoz bölünme sonucunda DNA miktarı kaç olur diye sordu. E herhangi bir değişiklik meydana gelmez gençler. Neden? 4'le başladım, 4 ile bitireceğim şeklinde. E baktığımızda bu hücrenin en başta ne kadar varmış? X kadar varmış. İnterfazda DNA eşlenmesi gerçekleştiği zaman ne oldu? 2 katına çıkmış oldu. G2'de değişmedi. Profaz, metafaz, anafaz, telofazda değişmedi. Stokinez de tekrardan X birime düşmüş olacak. Kromozom sayısına bakacak olursak interfazda DNA'nın eşlenmesi gerçekleştiğinde kromozom sayısı iki katına çıkıyor. Profaz metafaz evrelerinde tabii ki kromozom orada oluşmuştu ya aynı şekilde devam ediyoruz. Anafaz evresinde kromozom sayısı iki katına çıktı. Geçici olarak sitokinezde de tekrardan yarıya inmiş oldu. Buradan da bir tane soru çözüp bitiriyorum gençler. Yukarıda verilen olaylardan hangileri mitoz geçirmekte olan bir hücrenin profaz evresinde meydana gelir? DNA'nın eşlenmesi interfaz evresi dediğimiz evrede meydana geliyor. Kromatinlerin katlanarak kromozomlara dönüşmesi profaz evresinde. Çekirdek zarının kaybolması da yine profaz evresinde meydana geliyor. O yüzden de cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu. Bir tane daha hemen soru yapıyorum. Aşağıda verilen olaylardan hangisi bir bitki hücresinin mitozu sırasında meydana gelmez? Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumun parçalanması profaz evresinde o da tabii ki mitozun içinde. Kromatinlerin kromozomlara dönüşmesi profaz evresinde mitozun içinde olacak yani. Kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi metafaz, kardeş kromotitlerin zıt kutuplara çekilmesi anafaz Sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi ise sitokinez evresindeydi. Yani mitozun içinde değil. Unutma şöyle mitotik evre dediğimiz evremiz vardı. Mitotik evrenin bir mitozu, bir de sitokinezi vardı. Mitozun içerisinde profaz, metafaz, anafaz, telofazı arıyorduk gençler. Hatta ben şıklarda şeyi aradım. DNA miktarının iki katına çıkması yazacak diye bekledim. O da interfazda oluyor ya mitozun içinde kabul etmeyeceğiz. Ama bize stokinezle ilgili kısmı sormuşuz. Hemen buradan da dersimizin sonuna geldik gençler. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimiz 10 soruda mitoz olacak. Orada görüşmek üzere.